Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentilerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Büyük haftaya gelmiş bulunmaktayız. Hem Disney Plus gün hem de D23 bu hafta yapılacak. Benim videoyu çektiğim saatte henüz Disney Plus gününde duyurular yapılmadı. O yüzden Disney Plus gününde yapılmış duyurular bu haftaki videoda yer almayacak. Onunla ilgili belki çok büyük duyurular olursa ayrı bir video yapabilirim. Ya da D23 duyurularıyla birlikte aynı videoda koyabilirim. Haberlerimize geçelim hemen. Thor Love and Thunder Disney Plus'a eklendi. Disney Plus gününde maalesef Türkiye'de gelmeyeceğini geçen haftalarda da söylemiştim. Radiomat'ın haberine göre Marvel bazı büyük oyuncularla anlaştı ve bu oyunculardan bazılarının da önümüzdeki hafta D23'te açıklanacağını söylüyor. Bu oyunculara bakalım. John Boyega, Henry Cavill geçen haftaki bölümde de haberini paylaşmıştım. Jodie Comer ve Daisy Edgar Jones ikisinde Sue Storm oynayacağına dair söylentiler var ama dün John Campea Jodie Comer'ın Sue Storm'u oynayacağına dair haberler aldığını açıkladı. Yani Jodie Comer'ın Sue Storm oynama ihtimali daha yüksek. John Krasinski, Giancarlo Esposito ve Denzel Washington. Evet listeye baktığımızda gerçekten de büyük ve önemli isimler var. D23'te öğrenmiş olacağız. Bunlar doğru mu değil mi? Yine de Thunderbolts'un lideri olacak. Ekipte US Agent ve Baron Zemo'nun da yer alacağı iddia ediliyor. Bazı yerlerde Thunderbolts'un kadrosunun D23'te açıklanacağına dair haberler de gördüm. Ama ben pek zannetmiyorum daha çok var ve kesin bir senaryosu bile belli değildir. Kadro hemen belli olacak diye düşünmüyorum. Secret Invasion dizisinden Nick Fury'nin Funko Pop figürü yayınlandı ve her zamankinden daha farklı görünüyor Nick Fury ilginç bir dizi olacağına eminim Secret Invasion'ın. Ve Secret Invasion demişken Fragman'ın D23'te yayınlanacağına dair haberler de var. Benim tahmin videosunda da söylediğim gibi Fragman yayınlanma ihtimali en yüksek yapımlardan biri Secret Invasion'dı. Moon Knight'ın ikinci zonu geliştirme aşamasında Daniel Arpeki'nin haberine göre bu da D23'te duyurulma ihtimali olan yapımlardan biri eğer gerçekten de ikinci sezon varsa d 23te duyurulacaktır. Ve son haberimiz The Den of Nerds'in haberine göre Marvel D23'te Tom Holland'la yeni bir anlaşma yapıldığını duyuracak. Tabii ki de Tom Holland'ın geri döneceğini tahmin edebiliyoruz. Henüz bir anlaşma olmadığı biliniyor. Daha önce geçtiğimiz bölümlerde, geçtiğimiz sezonda haberini de yapmıştım ama dönmesi yani %100 diyebiliriz. Evet video izlediğiniz için teşekkürler. Bu haftaki bölümü kısa tutmak istedim. Çünkü zaten önemli olan Disney Plus gününde gelebilecek muhtemel duyurular ve D23'te yapılacak duyurular. Ee, video seyrettiğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta daha dolu dolu bir bölümle karşınızda olacağım büyük ihtimalle. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.